Aşırı sıcak ve nemli hava sağlıklı kişilerde bile kalbin yorulmasına neden olurken kalp hastalarında ise şikayetleri daha da şiddetlendirebiliyor. Tansiyon problemlerinden ritim bozukluklarına, çok daha önemlisi kalp krizine kadar pek çok kalp damar sorunlarının görülme sıklığı yaz aylarında artış gösteriyor. Özellikle aşırı sıcak havanın kalp sağlığı üzerinde etkisini inceleyen 27 ülkeyi kapsayan bir çalışmada Aşırı sıcakların kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölüm oranında %2 ila 9 oranında artış oluşturduğu gösterilmiş. Dolayısıyla kalpte ciddi problemlerin gelişmemesi için sıcaklara karşı tedbirler almak yaşamsal önem taşıyor. Doktor Şinasi Can Kadıköy Hastanesi, kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Haldun Akgöz, Yaz aylarında vücutta sıvı kaybı olduğunda kalbin daha fazla çalışmak zorunda kaldığına işaret ederek terleme ve ciltteki kan dolaşımı vücut ısısını sabit tutan en önemli mekanizmaları oluşturuyor. Cildi besleyen damarlar sıcakta genişleyerek vücuttaki ısı kaybını sağlamaya çalışıyor. Terleme yoluyla da ciltteki su buharlaşırken vücut ısısı düşüyor. Ancak bu koruyucu mekanizma aşırı çalıştırıldığında vücutta sıvı ve elektrolit kaybı oluşuyor. Bunun sonucunda vücutta oluşan çeşitli mekanizmalar nedeniyle ani tansiyon yükselmeleriyle ciddi kalp damar sorunları gelişebiliyor. Dolayısıyla kalbimizi yormamak için yaz aylarında özellikle su olmak üzere bolca sıvı tüketmeli istiyor. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Haldun Akgöz, Yaz aylarında aşırı sıcaklara karşı dikkat etmemiz gereken kuralları anlatarak şu önemli uyarılarda bulundu. Günde en az 2,5-3 litre sıvı tüketin. Vücudun susuz kalması sonucu gelişen tuz ve elektrolit kaybıyla birlikte kanın pıhtılaşma oranındaki artış nedeniyle kalp krizleri yaz mevsiminde daha sık görülüyor. Profesör Doktor Haldun Akgöz bu nedenle kalp hastalarının yaz aylarında bol su tüketmeleri gerektiğine dikkat çekerek, özellikle aşırı sıcaklarda terleme ile oluşan sıvı kaybının yerine konulması için sıcaklığın en fazla olduğu 11 ila 15 saatleri arasında günlük tüketim olarak 2-3 bardak su içmeyi ihmal etmemek gerekiyor. Kişinin kilosuna göre değişmekle birlikte yaz aylarında 2,5-3 litre sıvı tüketilmesi gerekiyor. Ancak sıvı alımının kısıtlandığı ağır kalp yetersizliği veya böbrek yetersizliği gibi durum varsa alınacak olan sıvı miktarı için hastanın kendisini takip eden doktorunun görüşünü alması gerekiyor diyor. 11 ile 15 saatleri arasında sokağa çıkmayın. Kalp ve damar hastalarının vücutları sıcaklığın ani yükselmelerine karşı daha hassas oluyorlar. Bu nedenle sıcaklardan korunmamız ve güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamamız çok önemli. Zorunlu değilse güneş ışınlarının yeryüzüne endik geldiği 11 ila 15 saatleri arasında dışarıya çıkmayın. Bulunduğunuz ortamdaki ısının 24-25 derece arasında olmasına dikkat edin. Spor için serin zamanı tercih edin. Egzersiz her mevsim sağlığımız üzerinde önemli bir role sahiptir. Ancak fayda yerine zarar vermemesi için bazı kurallara uymak şarttır. Yaz aylarında dikkat etmemiz gereken önemli kurallardan birisi ise egzersizin zamanlamasını sabah erken saatlerde ya da akşam geç saatlerde olacak şekilde planlamamızdır. Güneş ışınlarının yeryüzüne endik geldiği 11 ile 15 saatleri arasında aşırı terlemeye yol açarak kalbi yoracağı için açık havada spor yapmayın. Ayrıca yaz aylarında açık hava yerine spor salonlarını tercih etmenizde fayda vardır. Eğer dışarıda spor yapmanız gerekiyorsa süreyi 90 dakikayla kısıtlamalı, tempoyu yavaş yavaş artırmalı ve bol sıvı tüketmelisiniz. Suyla beraber tuz kaybı da olacağı için mineral yönünden zengin ve şekersiz sporcu içeceklerini tercih edebilirsiniz. Denize tok karnına girmeyin. Kalp hastalığınız varsa denize girerken güneş ışınlarının daha az şiddetli olduğu sabah ve akşamüstü saatlerini tercih ediniz ki vücudunuz fazla yorulmasın. Ayrıca kan dolaşımının büyük kısmı yemekten hemen sonra sindirim sistemine yönlendiği için bazı organlara giden kan miktarı da azalıyor. Bu değişim ani gelişebilen tıbbi problemlerin boyutunu artırabiliyor. Kas dokusuna giden kan akımının azalmasına bağlı kaslarda kramplar ve yorgunluk gözlemlenebiliyor. Dolayısıyla aç karnına veya yemekten en az 2-3 saat sonra yüzmenizde fayda var. Denize vücudunuzu suya alıştırarak girin. Aşırı soğuk su damarlarda büzülmeye neden olarak kroner spazm riskini artırıyor ve hipertansiyonu tetikleyebiliyor. sıcaklığının makul olmadığı durumlarda Denize ya da havuza girmekten kaçının. Ayrıca aşırı sıcakta kaldığınızda aniden deniz ya da havuza atlamayın. Vücudunuzu suya yavaş yavaş alıştırmaya dikkat edin. Bunların yanı sıra soğuk duştan kaçınmanız da kalp sağlığınız için önem taşıyor. İlaçlarınızın doz ayarı çok önemlidir. Kalp damar hastalığı ve kalp yetmezliği gibi sıcak problemleriniz varsa tatile çıkmadan önce mutlaka doktorunuzla görüşerek ilaç dozlarınızın ayarlanmasını sağlayın. Sıcaklarda damarlar daha fazla genişlediği için bazı tansiyon ilaçlarının bacaklarda ödem yapıcı etkisi artabilir. Profesör Doktor Haldun Akgöz bu hastalarda ayak sırtı, bilekler ve bilek üstü bölgelerde ödem riskinin yükseldiğine işaret ederek böyle durumlarda tuz alımı biraz daha kısıtlanıp Ayaklar istirahat halindeyken hafif yükseltilerek ödemin önüne geçilebilir diyor. Eğer kronel kalp hastalığı nedeniyle nitrat tipi bir ilaç veya nitrat spreyleri kullanılıyorsa dikkatli olmak gerekiyor. Zira nitratlar damarları hızlı genişlettikleri için tansiyonu düşürür. Bu durum sıcakta sıvı kaybıyla birlikte olursa bayılmaya bile yol açabilir. Özellikle idrar söktürücü ilaçlar kullanan hastaların İlaç dozlarının aşırı sıcak havalarda azaltılması gerekebilir. Çünkü idrar söktürücü ilaçlar nedeniyle gelişen aşırı sıvı kaybı, tansiyon düşüklüğü ve buna bağlı bayılmalara neden olabilir. Ayrıca doktor önerisi olmadan kesilen ilaçlar aşırı tansiyon yükselmesi sonucunda kalp krizi ile sonlanabiliyor. Sindirimi kolay besinler tüketin Yemek sonrasında dolaşımdaki kanın önemli bir miktarı sindirim sistemiyle ilgili oranların kanlanmasıyla kullanılıyor. Bu nedenle dolaşımın cilde yönlendirilmesi için sindirimi kolay besinler tüketilmesi gerekiyor. Sindirim sistemini yormamak için sık sık ve az miktarda yemek yemeli, yine sıvı kaybını azaltmak için sulu besinleri tercih etmelisiniz. Az yağlı veya yağsız süt ve süt ürünleri Zeytinyağı, ayçiçek ve mısır özü yağı gibi bitkisel yağları tercih edin. Günlük 3-4 porsiyon çeşitli taze sebze ve meyve tüketmeniz de önem taşıyor. Bunların yanı sıra soğuk olarak hazırlanan ve tüketilen çorbalarda vücut ısısının düşürülmesine katkıda bulunabiliyor. Pişirme usulü olarak da haşlama, buğulama ve ızgara yöntemlerini tercih etmelisiniz. Mercimek, nohut, kuru fasulye gibi kuru baklagiller de mutlaka sofrada olması gereken besinler arasında yer alıyor. Ayrıca yaz aylarında salatalar ve zeytinyağlı sebzeler gibi soğuk yemekleri tüketmenizde fayda var. Ani sıcak ve soğuk değişiminden kaçının Yaz aylarında ani sıcak ve soğuk hava değişiminden kaçınmanız son derece önemlidir. Sıcak ortamda bulunduysanız aniden aşırı soğuk bir ortama girmeyin. Zira damarlarda oluşan ani büzülme Kan basıncında oynamaya yol açabiliyor ve kalp ritmini hızlandırabiliyor. Yine klimaya doğrudan maruz kalmamanız ve klimanızın filtrelerini düzenli yenilemenizle dikkat etmeniz gereken bir başka önemli kuraldır. Bunun nedeni ise gelişebilecek olan bir enfeksiyonun ritim bozukluğu ve kalp yetmezliği gibi sorunların şiddetini artırabilmesidir. Terletmeyen kıyafetleri tercih edin. Vücudumuzda terleme yoluyla su kaybı yaşandığı için evde özellikle de dışarıya çıkarken pamuklu gibi teremen ve hava geçirgenliği fazla olan hafif kumaşlardan oluşan rahat kıyafetleri tercih edin. Ayaklarımızın en çok terleyen bölgeler olması nedeniyle nemden koruyan, hava alan, hafif ve rahat tabanlı ayakkabılar kullanın. Şapka ve gözlük takmanız da sizi güneşin zararlı ışınlarından koruyacaktır kafeinli içecekler ve soda tüketimine dikkat. İdrar söktürücü özelliği nedeniyle kafein içeren kahve, çay gibi içecekler vücutta sıvı kaybını artırarak dehidrasyon oluşumunu hızlandırıyor. Bunların yanı sıra sodanın içinde bulunan sodyum da vücudumuzda daha fazla sıvı tutulmasına neden olan kan basıncını yükseltebiliyor. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Haldun Akgöz, yaz aylarında kafeinli içeceklerle sodadan kaçınmamız gerektiğini belirterek, bu tür sıvılar yerine su ve ayran gibi doğal ürünleri tercih edin. Ayrıca soda ve maden suyu tüketimini de minimum düzeyde tutun. Zira aşırı tüketilen bu içecekler kan basıncını yükseltmenin yanı sıra kalp yetmezliğinin gelişmesine ya da ağırlaşmasına yol açabiliyor. Şekerli ve gazlı içecekleri de özellikle Öğlen saatlerinde tüketmemeniz gerekiyor. Bunun nedeni özellikle sıvı kaybını arttırmasıdır.